Burası Sosyal Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Z kuşağı. Son zamanlarda nereye baksanız, nereye kulak kabarsanız karşınıza bu kavram çıkıyor. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra çok daha sık duyacağız. Tabii çocukluk dönemini yaşayan alfa kuşağını saymıyorum bile. Özellikle son 3-4 yıldır hemen her şeyin içinden Z kuşağı çıkıyor desem abartmış olur muyum bilmiyorum. Ekonomi ile ilgili konular konuşuluyor. Z kuşağı istatistikleri peş peşe sıralanıyor. Eğitim mevzusu doğası gereği devasa bir Z kuşağı meselesi. Sosyal, kültürel tartışmalarda zaten Z kuşağı olmadan hiçbir şey anlaşılamıyor. Spor, müzik, turizm nereye girseniz Z kuşağından çıkıyorsunuz. Ama Z kuşağı ile ilgili son zamanların yükselen alanı ve konusu siyaset. Bizim çocuklar ailenin haşarı, laf dinlemez, asi çocukları olarak görülüp ama özünde görmezden gelinen bu kuşak gençlik mertebesine terfi edip sesleri daha gür çıkmaya, cüsseleri daha heybetli görünmeye başladığından beri pek bir itibarlı olmaya başladılar. Hele hele reşit olup seçmen listesindeki sayıları arttıkça partilerin kaş göz hareketleri de arttı. Bir iki video klip, 3-5 Twitter mesajı, birkaç TikTok paylaşımıyla bu yeni seçmen kitlesine yönelik şirinlikler çoğaldı. Ama mesele 1 iki sosyal medya mesajıyla çözülemeyecek kadar derin. Birkaç sosyal medya paylaşımı bu yeni kuşağın kalbini kazanmaya, siyasi desteğe dönüştürmeye yeter mi? Ya da siz hala kalplerini kazanamasak da elinde sonunda anne babalarının sözünden çıkmazlar, oy verme yerine girince yine bizim partimize oy verirler diye mi düşünüyorsunuz? Emin misiniz? Bence bir daha düşünün. Ya da isterseniz gelin birlikte düşünelim. Kimdir bu Z kuşağı? Ne yer, ne içerler? Düşünüş ve hissedişlerini farklı kılan, anne ve babalarının kuşağından onları ayıran derin farklılıklar neler? Ve en önemlisi gelecekte siyaseti nasıl etkileyecek, belirleyecekler. Ben anlatayım. Kaydı alıp almamak, önemseyip önemsememek size kalmış. Socialink podcast ben Özcan Yazıcı. Bugünün Ötesi serimizin bu bölümünün konusu siyasetin geleceği ve Z kuşağının siyasette artan etkisi olacak. Z kuşağı aslında temel olarak diğer kuşak tanımlarında olduğu gibi belli bir yaş dönemini, belli bir dönemde doğmuş olanları temsil etmek için kullanılıyor. Z kuşağı derken hani salt biyolojik yaşlarını 20 yaş civarındaki bir nesli anlatmadığımızda açık. Onlar algıları, kavrayışları, duyarlılıkları, heyecanları, içselleştirdikleri değerleri, tüketimleri, yaklaşımları, tavırları, beklentileri, hayalleriyle bambaşka yepyeni bir kültür, kişilik inşa ediyorlar. Anne ve babalarının temsil ettiği değerler ve kimlikten önemli ölçüde farklılık gösteren bu özellikleri gün geçtikçe daha görünür, daha hissedilir oluyor. Üzerinde tam bir tarih uzlaşması olmasa da genellikle 1995 ve sonrasında doğanları kapsayan Z kuşağına kimlik kazandıran bazı ortak özellikler bulunuyor. Siyasetin geleceğini anlayabilmek için öncelikle bu yönlerini iyi anlamak gerekiyor. Sizler için bu yönlerini şöyle özetleyebilirim. En başat özellikleri teknolojinin hayatlarının merkezini oluşturması. İnternetin, cep telefonunun, bilgisayarın olmadığı dönemi hayal bile edemiyorlar. İnternetin kesildiği, cep telefonlarını bulamadıkları anlarda yaşam damarları kesilmiş gibi oluyor doğrusu. Teknolojinin hızın içinde doğdukları için dikkat süreleri önceki nesillere göre çok daha düşük. Buna karşın çoklu zekaya sahipler. Aynı anda sizinle sohbet ederken ekranda bir başka konuyla ilgilenebilir, araya bir de ödev sıkıştırabilirler. Bugüne kadar tanımlanmış tüm kuşaklar içerisinde en bireyselleşmiş nesil bir odaya koysanız cep telefonları, üzerine bir de bilgisayarları varsa günlerce yaşayabilirler. Evet ya tam bizim çocuk dediğinizi duyar gibi. Fiziksel dünyadan kopuk, yalnız ama her şeyden haberdar, her şeyin içinde olabilirler. Bağlantıda olmaya, iletişime, etkileşime çok önem veriyorlar mesela. Fiziksel olarak hiçbir zaman bir araya gelmeseler de belirli amaç ve hedef için dakikalar içinde milyonlarcası online ağda bir araya gelebiliyor. Hiçbir arada değiller ama her an bir aradalar. Yaratıcılar üstelik. Diğer kuşaklara göre de daha cesur, daha girişimci bir yapıları var. Yeniliğe ve değişime çok açıklar. Yeni bir cihaz, yeni bir program, yeni bir uygulama, yeni bir versiyon yaşamlarının özünü oluşturuyor. Geleneksellikten de uzaklar. Neredeyse hiçbir şeye yönelik bir bağlılıkları, sadakatleri yok. A toplumunun bir parçasılar ve hiçbir coğrafya ya da siyasi sınırların anlamı yok onlar için. Çok kültürlü bir dünyada yetiştikleri için ırk, din, mezhep gibi nedenlerden dolayı insanları ayrıştırmıyorlar. Bu nedenle ulus, vatan, millet, sınıf, din gibi kendilerinden önceki kuşakları etkileyen ve harekete geçiren siyasi dile uzaklar. Varlık alanları ve kültürel beslenme kaynaklarının çok büyük bir bölümü dijital temelli olduğu için ifade özgürlüğü dendiğinde anladıkları en büyük özgürlük YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp kullanabilmeleri, bunlarla kendilerini ifade edebilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması. Satın alma kültürleri çok sınırlı. Her şeyi paylaşmaya açıklar. Yardımlaşmaya ve dayanışmaya yatkınlar. Anne babaları gibi ne bir ev ne de bir araba satın alma hayalleri var. Tüketme ve refah anlayışları kültürleri biriktirme üzerine değil, günlük, anlık ihtiyaçları kadar tüketmeyi tercih ediyorlar. Otoriteye karşı saldırgan hatta umursamazlar. Anne babaları gibi bir ideolojileri, sarsılmaz biçimde bağlı oldukları bir siyasi akımları yok. Milliyetçi, liberal, sosyal demokrat, dindar, sosyalist gibi geleneksel ideoloji ve siyasi kavramlarla kendilerini tanımlamıyorlar. Bu nedenle sıklıkla anne babalarından apolitik nesil fırçası iyi duruyorlar. Ancak o kadar da doğrusu apolitik değiller. Çevre sorunlarına, hayvan haklarına, özgürlüklere, eşitsizliklere, siyasi konulara ve gündeme karşı duyarlılar. Ama bu duyarlılıklarını anne babalarının temsilcisi olduğu dönemlerin ideolojik kavram ve tepkileriyle göstermiyorlar açıkçası. X ve kuşağında ideolojik tavır büyük bir keskinlik gösterirken Z kuşağının böyle bir tavrı yok. Hiçbir partiye, hiçbir lidere, hiçbir fikre bağlı değiller ve siyasi sadakatleri yok. Bir buçuk yıl önceki son yere seçimlerde olduğu gibi, anne ve babaları büyük bir tutkuyla X partisine oy verirken, onlar tereddütsüz Y partisine oy vermeyi tercih edebiliyor. Yine önemli bir kısmının anne ve babasının bundan hiçbir haberi bile olmuyor. Azımsanmayacak bir kısım ise oy vermek için sandığa bile gitmeye gerek görmüyor. Sosyalink Podcast. Hadi şimdi samimi konuşalım. Ev içinde çocuklarınızla ilişkilerinizi, sohbetlerinizi anımsayın. Şimdi ideolojik, siyasi tutumunuzu bilmiyorum açıkçası ama hiç fark etmiyor zaten bu kuşak için. Size kimlik veren ideolojik tutumunuzdan, tercihlerinizden söz ediyorsunuz diyelim çocuğunuza. Bu da herhangi bir konuyu güncel bir sorunu içersin. Konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz ve çocuğunuza bakıyorsunuz ne diyecek diye. Sonra fark ediyorsunuz ki ya sizi hiç dinlememiş ya da size itiraz ediyor. Hayır diyor. Kendince bir şeyler söylüyor. Sonra kızıyorsunuz çocuğunuza. Ya sesli ya da içinizden. Çocuğunuzun bulunduğu kuşa hiçbir sosyal ve siyasi gündemle ilgilenmeyen apolitik bir gençlik olarak suçlayıp günlük işlerinize dönüyorsunuz. Böyle 3-5 olay yaşadıktan sonra çocuklarınızı kendi haline bırakıyor, kendi anılarınıza, nostaljinize dönüyorsunuz. İçinizden Ah, ah, nerede bizim dönemimizdeki gençlik diye iç geçirerek bildiğiniz, alışa geldiğiniz kültürünüzü, ideolojinizi tekrarlayıp duyuyorsunuz. Ama ister farkında olun, isterseniz olmayın, ortada ciddi bir sorun var. Sizin gibi düşünmeyen, sizin yadırgamalarla bazen de kızarak dışladığınız bu kuşak her geçen yıl çok daha fazla iş ve sosyal yaşamın içinde aktif bir rol alıyor. Seçmen kimliğiyle seçimlerde sandık başına gitmeye başlıyor. Ağırlıklı olarak Z kuşağının muhafazakar partilere mesafeli olduğu konuşulsa da neredeyse mevcut tüm partilerin geleceği ve genç kuşakları analiz etmekteki yetersizlikleri nedeniyle gençlere ulaşamıyorlar. Sosyal link. Peki Z kuşağının partisi nasıl olunur? Eğer zamanında yapılırsa 2023'teki seçimlerde ilk kez oy kullanacak 7 milyon gencin desteğini almak isteyen bir parti ne yapmalı? Gelin isterseniz biraz daha bunları konuşalım. Birincisi, eğer gençlere seslenecekseniz onlara bir gelecek sunmanız lazım. Sürekli eskiyi anlatarak gençlerde heyecan ve bir anlam yaratma şansınız yok. Kendi çocuklarınızdan da gördüğünüz gibi onlar şimdi ve gelecekle ilgileniyor. Anlattığınız geçmiş ne derece muhteşem olursa olsun onları heyecanlandıran, harekete geçiren gelecek ile ilgili anlattığınız hikaye. Neredeyse mevcut tüm partilerin gençlere anlatacak bir gelecek öngörülü planlaması, programı yok ne yazık ki yepyeni bir ekosistem, sosyal tabakalar, artan işsizlik, değişen ve küçülen sektörel yapılar söz konusuyken siyasi partiler sanki dünyada hiçbir şey değişmemiş gibi eski programlarla gençlerin kapısını çalıyor. İkincisi birinciyle çok bağlantılı. Anlattığınız gelecek hikayesi öyle hamasi içi boş inandırıcılıktan yoksun bir hikaye olmamalı. Gençlerin eğitimleri, iş ve yaşam beklentileriyle somut hangi adımları nasıl atacağınızla ilgili ikna edici bir program oluşturmalı, bunları onlara sunmalısınız. Üçüncüsü, siyasete katılım konusunu yeniden ama kökten düşünmeli, yeniden ele almalısınız. Sizler de artık fark etmiş olmalısınız. Z kuşağı eski nesil, siyaset tarzına çok ama çok uzak. Ne demek istiyorum? Gençler tüm çabalarına rağmen gidip anne ve babalarının partilerine üye olmuyorlar. Aktif üye bir partili olarak siyasi çalışmaların içinde yer alma konusunda heyecan ve motivasyon hissetmiyorlar. Hasbel kader üye olmuşlarsa ya tezelden ayrılıyorlar ya da üye olarak kalsalar bile aktif siyasi çalışmalara katılmaktan uzak duruyorlar. Bu nedenle gençlerin daha fazla siyasete ve siyasi katılımcılığa ilgi duymalarını istiyorsanız daha fazla dijital kanalları, platformları kullanarak onlara imkan tanımanız gerekiyor. Bunu yaparken de onlara direktif yağdırarak, üst perdeden bir dille yaklaşarak değil, yalnızca altyapı sağlamanız yetiyor. Onlara ne yapmaları, ne olmaları gerektiği konusunda talimatlar yağdırmanıza gerek yok. Kaldı ki onlardan öğreneceğiniz şey çok. Dördüncüsü ilk üçüne çok bağlı. Yeni bir programınız, yeni bir siyaset organizasyonu hedefiniz varsa bunlara hayatiyet katacak yeni bir siyaset diline ve yaklaşımına da ihtiyaç var. Bu dili de gençler adına X ve Y kuşağının üretmesi çok zor. Bizzat Z kuşağının bu dili ve siyaseti üretmesine imkan tanımanız gerekiyor. Geleceği bizzat gençler tasarımlıyorsa onun siyaset dilini ve organizasyonunu da onlar kurabilmeli. Gençler adına ve gençlere rağmen bir geleceği inşa etmek ne ikna edici ne de mümkün. Social link. Beşincisi işte bakın burası çok kritik. Artık koltuklarınızı, yetkilerinizi, gücünüzü gençlere bırakmanın zamanı gelmedi mi? Gençlere sembolik ve sempatik anlam yükleyerek yaklaşım sergilemeyi geride bırakmalısınız. Yeni bir dünya kuruluyor ve dünyayı sizden daha iyi onlar biliyor. Onlar için ve onlara rağmen onların dünyasını sizin kurmanız ne kadar mümkün ve gerçekçi? Yapılan birçok araştırma gençlerin seçimlere katılım konusunda duyarlı ancak siyasete katılım konusunda isteksiz olduğunu gösteriyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi mevcut siyasi partilerin çağ dışı kalmış yapıları, programları ve organizasyon yapıları. Gençler siyaset söz konusu olunca fiziksel olarak düzenli bir yerde bulunmak, toplantılara katılmak istemiyor. Ayrıca mevcut parti yapıları içerisinde ego yarışlarının içerisine katılmak da istemiyorlar. İlçe, il yöneticisi olmak, belediye meclislerine girmek, milletvekili adayı olmak, belediye başkan adayı olmak, parti yönetimlerine dahil olmak gibi yüksek egoları yok ve bunlar için her türlü ayak oyunlarına yönelilecek bir ilgi ve kültürler de yok. Yani anlamadıkları, çok yabancısı oldukları, çoğunlukla da uzaktan izlerken küçümsedikleri, dalga geçtikleri, güldükleri bir siyasi oyuna dahil olmak istemiyorlar. Bu siyaset ilişkilerini, temsilcilerini ve düzenini de güvenilmez buluyorlar. Şu anda mevcut partilerin tümünün yönetimlerindeki kadrolar ve yönetim anlayışlarıyla Z kuşu arasında kocaman ama koskocaman bir uçurum var. Görünün o ki bu uçurumun nedenini, kaynağını anlamak, bunu gidermek için de zerre kadar bir uğraşları yok. Bu açık büyüdükçe ve her geçen yıl seçmen listesindeki gençlerin sayısı da arttıkça siyasetteki boşluk ve kriz alanı daha da büyüyecek. Kim bilir? Belki de geleceğin işletmelerini, kurumlarını, yapılarını kurmaya başlayan gençler bir gün kendi siyasi hareketlerini ve kendi partilerini de kurmak zorunda kalacaklar. Blockchain teknolojisiyle örgütlenip büyük veri ve yapay zekayla fikirlerini yayıp Zoom, Webex, Google Meet toplantılarıyla buluşup Twitter ve TikTok'ta protesto gösterileri düzenleyip yeni bir siyaseti bizzat kendi elleriyle inşa edebilirler. Böylece daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha adil, daha vicdani bir dünya kurmanın da kapısını aralayabilirler. Social Link Podcast Evet, Sosyalink Podcast bugünün ötesi serimizde bugünkü konumuz siyasetin geleceği ve Z kuşağının siyasette artan etkisi oldu. Eğer kayıtlarımızı beğeniyorsanız Sosyalink Podcast'i Google Podcast, Spotify ve Apple Podcast gibi platformlar üzerinden takip etmeyi, bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Görüş ve önerilerinizi podcast platformlarının yanı sıra ozcanyazıcı at sosyalink.net e-posta adresi üzerinden iletirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki podcastimizde yine bugünün ötesini konuşmak üzere sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Link podcast'lerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.